Ben bugün bu kürsüden sadece Diyarbakır'a değil, bütün Türkiye'ye seslenmek istiyorum. Ülkemiz zor zamanlar geçiriyor. Ülkemizde bir adalet sorunu var. Haksızlık, hukuksuzluk almış başını gitmiş. İnsan hakları ayaklar altında. Özgürlüklerimizin her biri yavaş yavaş elimizden alınıyor. İfade özgürlüğü kalmadı. Fikrini söyleyenler işten atılıyor, tutuklanıyor. Sosyal medyada eleştiri yapan gençler evlerinden alıp götürülüyor. Gazeteciler haber yaptıkları için yargılanıyor. Yargının en üst mahkemesine tehditler savrulabiliyor. İktidar partisi ve küçük ortakları kendilerine göre bir makbul vatandaş, bir tek tip insan kitlesi oluşturmaya çalışıyor. Artık yeter. Hukuk devletini hukuk devletini hiçe sayan bu tür yaklaşımları asla kabul etmiyoruz. Kim ne derse desin biz insan haysiyetini, hak ve özgürlükleri, demokrasiyi, hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Biz adil olacağız. Biz bu ülkedeki her bireyin eşit ve özgür vatandaş olması için mücadele edeceğiz. Unutmayalım ki devlet insan için vardır. Hiçbir şey insan onurundan, insan haysiyetinden daha önemli değildir. Biz bunları gerçekleştirmek için hazırız. Türkiye'nin devası bunları gerçekleştirmek için hazır. Kıymetli arkadaşlarım, biliyorum tüm bu adaletsizliğin ortasında, bu hukuksuzluğun ortasında bugün Diyarbakır'da konuşulması gereken en önemli konulardan birisi kuşkusuz Kürt meselesidir. Bu meseleyi sizlere burada Diyarbakır'da Diyarbakırlılara anlatmaya çalışmayacağım. Zaten sizler biliyorsunuz, kısmen belki de daha yoğun seviyede yaşıyorsunuz. Onun içindir ki bugün bu kürsüden 5000 yıllık tarihinde nice medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu kadim topraklardan, bu gün görmüş bu çilekeş şehirden bütün Türkiye'ye anlatmak istiyorum. Evet, konumuz Kürt meselesi. On yıllarca sözde Kürt sorunu denilerek önce bir inkar edilen, arkasından 2000'li yılların başında ancak adı konulabilen ama ne yazık ki bugün yine yasaklı bir söz haline tekrar gelmeye başlayan Kürt meselesinden biraz bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz Kürt sorunu ifadesi bugünkü rejimi şu anda artık en fazla rahatsız eden bir söz haline geldi. Neler eksik ki? Ne diye hala Kürt sorunu deyip duruyorsunuz diyorlar. Kabul etmeliyiz ki mevcut iktidar partisinin ilk döneminde Avrupa Birliği sürecinin hızlanmasının katkısıyla da cesur reformlar gerçekleştirildi. Peki şimdi durum ne? Bazı temel reformlar dışında değerli arkadaşlar fazla bir şey kalmadı geriye. Ülkeyi yönetenlerin son yıllardaki tarzı, üslubu, kendilerine buldukları yeni ortaklarının saplantıları ve bu doğrultuda, bu saplantılar doğrultusunda atılan atımlar yeniden maalesef Kürt sorununu diriltti, yeniden oluşturdu. Ve sorun da gittikçe büyüyor. Aslında bu sorun tüm ülkemizi, tüm vatandaşlarımızı ilgilendiren bazı temel sorunların da yansıması. Şu anda toplumumuzun tüm kesimlerini etkileyen ve yeniden hızla büyüyen bir hukuk sorunumuz var, bir adalet sorunumuz var. Hızla büyüyen bir eşit vatandaşlık sorunumuz var. Her şey 2005 yılında o günkü başbakanın Diyarbakır konuşmasında Kürt sorunu vardır ve benim sorunumdur sözleriyle başlamıştı. Ve her şey 10 yıl sonra 2015'te yine aynı kişinin kardeşim ne Kürt sorunu ya
artık Kürt sorunu yok, daha ne istiyorsunuz? Sözleriyle bitti. Ben bu konuşmamda acı sonla biten bu hikayeyi unutanlara hatırlatmak ve nereden nereye geldiğimizde şöyle bir bakmak, değerlendirmek istiyorum. 2012 yılı öncesi Kürt sorunu deyince ilk akla gelen şey Kürtçe üzerindeki yasaklardı. 2002-2015 arasında Kürt dili üzerindeki baskıların son bulduğu ve Kürtçe televizyon yayınının basın çalışmalarının başladığı, üniversitelerde lisansüstü düzeyde Kürtçe programların açıldığı ve şehirlerde Kürtçe tabelaların boy gösterdiği bir dönemi hep beraber yaşadık. Ama şu anda görüyoruz ki eğitim veren enstitüler hem müfredat hem de kadro olarak zayıflıyor. Vaktinde asılan tabelalar da maalesef birer birer sökülüyor, kaldırılıyor. Reform yılları Avrupa'ya kaçmak zorunda kalan Kürt aydınlarının büyük umutlarla Türkiye'ye geri döndüğü yıllardı. Hepiniz hatırlıyorsunuz o yılları. Bugünse maalesef çok sayıda aydın ve siyasetçi her an tutuklanma tehdidi altında burada, bu ülkede yaşamaktansa yurt dışına çıkıp gurbetçi olarak yaşamayı göze alıyor. Yani göç yine başladı. Mesela Şirvan Perver 2013 yılında 37 yıllık bir ayrılıktan sonra Türkiye'ye gelmiş ve Diyarbakır'da o zamanki başbakanla el ele tutuşmuştu. O kareler hala hepinizin hafızasında. Aynı gün Diyarbakır'da başbakanla el ele tutuşan bir başka isim ise şu anda mevcut iklim yüzünden Türkiye'ye gelmiyor. Hatırlayın, mevcut iktidar partisinin ilk günlerinde gündeme getirdiği konuların başında yerel yönetimlerin güçlendirilmesi geliyordu. Yerinden yönetim anlayışını biz de hep beraber o zaman il il, ilçe ilçe dolaşıp anlatıyorduk. Muhalefetin engellemesi yüzünden o gün maalesef bunu gerçekleştiremedik. Peki, o günlerden bugüne geldiğimizde ne görüyoruz? Seçilmiş belediye başkanlarını makamlarından indirip yerine atanmış kişiler görevlendiriyor. Hem de böyle bir iki kişi değil ha. Bugüne kadar tam 48 belediyeye kayyum atanmış durumda. Zaten 6'sına da seçimlerden sonra mazbatası hiç verilmemişti. Halk iradesi, seçme ve seçilme hakkı değerli arkadaşlar şu anda maalesef ayaklar altında. İktidar seçimle kazanamadığı her belediyeyi hukuksuzca ele geçirmeye çalışıyor. Başka illerde de yapma niyetleri olabilir ama henüz bu aşamada cesaret edemiyorlar. Daha farklı bölgelerde, daha farklı yerlerde. Seçimi kaybettiler ya, bir şekilde belediyeyi nasıl geri alırız? Sadece belediye başkanları görevden alınmıyor. Belediye meclisleri de çalışmaz hale getiriliyor. Vatandaş oy vermiş, birilerini mecliste seçmiş ve birileri yine başkan seçilmiş, hiç kimsenin umurunda değil. Şunu açıkça görüyoruz, iktidarın kayyum politikası kazanamadığı seçimlerde halkı cezalandırma yöntemine dönüştü. Kimse halkın oyunu gasp edemez. Demokrasilerin temel kuralıdır. Seçimlere ve seçim sonuçlarına saygı göstermek demokrasinin en temel ilkesidir. Bizim sözünü verdiğimiz Türkiye'de, hedeflediğimiz Türkiye'de bağımsız ve tarafsız yargıdan başka hiç kimse seçilmiş bir insanı görevinden alamayacak. Seçilmişlerin güvencesi seçmenin iradesidir arkadaşlar. Biz seçmen iradesini her türlü iradeden üstün görüyoruz. Halkın iradesi, vatandaşın iradesi her türlü iradenin üstünde. Eğer demokrasiye inanıyorsanız, samimiyseniz
Demokrasi bunu emreder. Seçmen iradesi gasp edilemez. Deva Partisi tüm Türkiye'nin tek tek her birimizin, her vatandaşımızın verdiği oyun garantörü olacak, kefili olacak, güvencesi ve korucusu olacak. Değerli arkadaşlarım, bu şehir 12 Eylül'ün işkenceleriyle anıldığı gibi tutuksuz, hukuksuz pek çok fotoğrafla da tüm Türkiye'ye, hatta dünyaya bir sahne oldu. 2002 sonrasında gerçekleştirilen en önemli değişiklik, faili meçhul cinayetlerin son bulması ve işkenceye sıfır tolerans uygulanmasıydı. Gerçekten bu çok önemli bir başlangıç Türkiye'ye. İşkenceye sıfır tolerans. Bunlar elbette hayati önemde adımlardı. Ama ne yazık ki bugün bambaşka bir noktadayız. 2 sene evvel Van'da mantar toplayan köylülere işkence uygulayan ve terörist diyenler, yargının köylülerin masumiyetini ispatlaması karşısında bugüne kadar özür bile dilemedi. Hatta birkaç hafta evvel yine Van'da helikopterden atıldığı iddia edilen vatandaşlarımız hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınanlardan Servet Turgut yoğun bakımdan çıkamadan ne yazık ki vefat etti. Yetkililer bugüne kadar hala olayın soruşturulduğunu söylüyor. Dosya hakkında gizlilik kararı olduğu için biz de detayları bilemiyoruz bugün için. Ama konuyu takip ediyoruz. Fakat size bir şey sormak istiyorum. Bildiğimiz kadarı bile, bütün bu fotoğrafa baktığımızda, gördüğümüz ve bildiğimiz kadarı bile bize pek çok şeyi hatırlatmıyor mu? Pek çok şey anlatmıyor mu? 2000'li yıllarda sıfırlanan işkencenin ve faili meçhul cinayetlerin geri dönüşünün alarm zillerini duymuyor musunuz? Son dönemde duyduklarımız 90'lı yılların karanlığından, karakolların kapısından canlı girip bir daha çıkmayan kurbanları çağrıştırmıyor mu? Bu halk, bu şehir, bu bölge, bu ülke bunu hak etmiyor. Suçu işleyen kim olursa olsun, isterse kamu görevlisi olsun, hukuki ve idari işlemler sonuna kadar adalete uygun bir şekilde yürütülmelidir. Türkiye'de yaşayan her bir bireyin tüm haklarının güvencesi olmaya, değerli arkadaşlar, bizler Deva Partisi olarak hazırız. Bu ülkede hiç kimse kimliğinden, siyasi fikrinden, düşüncesinden ötürü hiçbir koşulda kötü muamele göremez. Ve biz Deva Partisi olarak bunun olmayacağını, yapılmayacağını bugünden taahhüt ediyoruz. 6 yıl sonra tekrar gündeme getirilen Kobani soruşturmasına. 2014 yılında yaşanan ve 53 kişinin ölümüne yol açan şiddet olaylarının soruşturulmasına itiraz etmek, hukuk devletini savunan hiç kimse için mümkün değildir. Tabii ki böylesine büyük çapta yaşanan bir olayın, çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybettiği bir olayın gereğini yargı kuşkusuz yapacaktır. Ancak yargıdaki dosyalar da ülkeyi yönetenlerin elinde işlerini gelince rafa kaldırıp ihtiyaç duyduklarında raftan indirip kullanacakları baskı ve şantaj malzemesi olarak da kullanılamaz. Birlikte düşünelim. 2015 yılının Şubat ayında, yani Kobani olaylarından 4 ay sonra hükümet üyeleri Dolmabahçe'de bir mutabakat metni okudular ve 4 ay önceki Kobani ile ilgili çağrıdan acaba o anda haberdar değiller miydi diye şöyle geçmişe baktığımızda bunu görüyoruz. Yani olaydan 4 ay sonra o Dolmabahçe fotoğrafı çekiliyor arkadaşlar. Bu önemli. Onlar tabii ki haberdardılar. Ama o tarihlerde çözüm süreci devam ediyordu ve Dolmabahçe'deki o fotoğrafa da o gün için ihtiyaç duyuluyordu. Yıllar geçti. Aynı kişiler bu sefer farklı ihtiyaçlar içinde. Bugün ise küçük ortaklarının peşine takılmış, hızlı adımlarla
90'ların Kürt politikasına doğru maalesef şu anda koşuyorlar ve yine birilerini düşmanlar sıçramaya ve muhalefet partilerini tehdit etmeye başlıyorlar. Unutmayalım ki güçler ayrımının net olduğu bir hukuk devletinde yargı siyasi amaçlara hizmet etmek için bir araç olarak kullanılamaz. Böyle bir tablo kabul edilemez. Türkiye'yi yönetenlere buradan sesleniyorum. Demokratik yollarla siyasi mücadeleye inanmış vatandaşlarımıza adeta seçimler gereksiz duygusunu yaşatarak zaten büyümekte olan Kürt meselesini daha da alevlendirmeyin. Zaten büyük ölçüde işlevini yitirmiş olan bir Türkiye Büyük Millet Meclisi var. Oradaki seçilmiş siyasetçileri keyfi uygulamalara maruz bırakmayın. Daha dün çözüm sürecinde birlikte çalıştıklarınızı şimdi apar topar düzenlenen fezlekelerle tutuklamayın. Biz demokratik zemini daraltanlara ve meşru siyaset kanallarını engelleyenlere karşı ısrarla demokrasiyi savunacağız ve çözümün siyasette olacağını savunacağız. Biz değerli arkadaşlar, oyunuza, iradesine, tüm vatandaşlarımızın iradesine ve tüm seçtiklerinize, seçilmişlere sahip çıkmak için buradayız.